Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül bu videomuzda saç kurutucumuzu temizleyeceğiz. Saç kurutucumuzu temizlemeden önce elektrik bağlantısının kesik olduğundan emin olalım. kabloyu şöyle gözümüzün önüne koyalım. Ve öncelikle aksesuarlarını çıkartabiliriz. Başlığını çıkartıyoruz ve arkasından da filtre kapağını çıkartıyoruz. Filtre kapağı bazı modellerde Çıkmayabiliyor sabit olabiliyor e, Çıkabilenleri bu şekilde çıkarıyoruz Yuvasından çevirerek çıkarttık ve bu bölge oldukça e, Toz topluyor saç kıl topluyor bu bölge Burayı çok iyi temizlememiz gerekiyor böyle krepe tarağının ucuyla içerisindeki Kılları tozları Temizleyebiliriz pervanenin üzerinde özellikle bu şekilde e, Pislikler birikiyor onları krepe tarağının ucuyla almamız gerekiyor Bu şekilde sık sık temizlersek Saç kurutucumuz daha güzel performans sağlayacaktır Ayda bir kez veya iki kez temizlememizde fayda var Şimdi saç kurutucunun yüzeyini temizleyeceğiz ve bunun içinde karbonat kullanacağız bir çorba kaşığı karbonatın içerisine çok az bir miktarda su ekliyoruz hafifçe sulandırıyoruz çok fazla sulandırmıyoruz ve diş fırçası yardımıyla makinamızın yüzeyine bu şekilde yediriyoruz fırçayla bastırarak hijyen yapıyoruz Tüm yüzeyi bu şekilde temizledikten sonra silme işlemine geçebiliriz. Islak mendille sileceğim ben. Normal bir bezle de silebilirsiniz. Günlük kullanımlarda da kullandıktan sonra ıslak mendille bu temizliği, bu hijyeni yapabilirsiniz. Saç kurutucunun bütün bölmelerini böyle silerek temizleyebilirsiniz. Kablolar da dahil. Kabloları da ıslak mendille temizleyerek hijyen yapabiliriz. ıslak mendilimiz çok fazla ıslaksa fazla suyunu almalıyız çünkü saç kurutucu elektrikli bir alet olduğu için fazla sulu şeylerle silmememiz gerekiyor. İçerisine su akıtabiliriz. Bunu yapmamamız gerekiyor ve ıslak bezlerle de Saç kurutucusunu silmemek gerekiyor. Çok hafif nemli olabilir. Silerken bu noktalara dikkat edelim ve fazla sulu bezlerle, ıslak mendillerle silmeyelim. Bu temizliği yaptıktan sonra da makinamızı hemen çalıştırmıyoruz. İyice yüzeyinin kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra çalıştırabiliriz. Günlük hayatta saç kurutucuları çok fazla kullanıyoruz ve sadece kendimizde kullanmayabiliyoruz bazen bizden başkaları da saç kurutucumuzu kullanabiliyor ve temiz olmadığını hissediyoruz bazen hijyen olmadığını hissediyoruz ve hijyen yapmak istiyoruz bu noktada ıslak mendil, karbonat ve sirke en büyük yardımcımız ama noktalara dikkat ediyoruz. Elektrikli bir alet olduğu için temizlik kurallarına dikkat ederek temizliyoruz. Kesinlikle elektrik ve su temasını engelleyerek yapıyoruz. Şimdi saç kurutucunun aksesuarlarını yıkayabiliriz. Başlık kısmını ve filtre kapağını yıkayacağız. Ilık su hazırladık ve içerisine bir miktar sabun ekleyeceğiz sıvı sabun veya normal sabun tozu da ekleyebilirsiniz ve içerisine bu parçaları bırakıyoruz. Bir 10-15 dakika kadar içerisinde kalabilir. Daha güzel temizlenir. Bir fırça yardımıyla da temizleyebilirsiniz. Diş fırçası yardımıyla bastırarak temizleyebilirsiniz gözenekler daha iyi temizlenmiş olur böylece. Bu aksesuarları yıkadıktan sonra duruluyoruz ve güneşe bırakıyoruz. Güneşte çok güzel kuruması gerekiyor. Kurumadan kesinlikle makinamıza takmıyoruz. İyice kuruduğundan emin oluyoruz ve kuruduğundan emin olduktan sonra makinamıza takabiliriz. Bir önemli noktayı daha söylemek istiyorum. Fön makineleri, saç kurutucular genellikle banyolarda olur ve bu banyoda olması da çok yanlış bir şeydir. Çünkü nemli bir ortam olduğu için bozulmaya daha elverişlidir. Çabucak nemlenir, paslanabilir, bozulabilir. Bu nedenle fön makinalarının ve saç kurutucuların banyolarda değil de başka bir yerlerde muhafaza edilmesi gerekir. Saç kurutucumuzun kuruyan parçalarını yerlerine takıyoruz şimdi. Kullanıma hazırdır. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Günlük kullanımlardan sonra hijyen yapma konusunda yine sirke kullanabilirsiniz. Herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Koku yapmaması için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Beyaz sirkeyi böyle bir bezin üzerine püskürterek, mikrofiber bir bezin üzerine bu şekilde püskürterek çok fazla ıslatmadan elimizle şu şekilde bastırıyoruz. Fazla suyunu yediriyoruz ve bu nemli bezle makinemizi bu şekilde siliyoruz. Günlük kullanımlarda bu şekilde de hijyen yapabiliriz. Sirke ile makinamızın her tarafını silebiliriz. Sapını ve kablolarını da aynı şekilde silerek hijyen yapabiliriz. Yine bezimizi çok fazla ıslatmamaya dikkat ediyoruz. Çok az bir şekilde böyle nemlendirerek makinamızı siliyoruz. Saç kurutucumuzun filtre temizliğini sık sık yaptığımızda performansının daha iyi olduğunu göreceksiniz ve daha uzun zaman kullanabileceğinizi göreceksiniz. Makinanın sesi değişmeye başladıktan sonra da filtre temizliği yapabilirsiniz. Filtreyi temizledikten sonra yine sesi düzelecektir. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Video ile alakalı olumlu veya olumsuz görüşlerinizi de yorumlar kısmından yazabilirsiniz.